Sizlere bu videoda ilkbahar ve kış aylarında olmak üzere iki kere ziyaret etmiş olduğum Bolu Abant'ı tanıtmak istiyorum. Bu göl eşsiz doğası ile her mevsim birbirinden güzel, farklı tabiat manzaralarını ziyaretçilerine sunuyor. Abant Gölü hafta sonu gezilerinin ve kısa tatil seçeneklerinin başında geliyor. Yemyeşil tabiatı ve temiz havası ile büyüleyici bir atmosferi yaşamak isteyenler Abant'ın yolunu tutuyor. Abant denilince ilk akla gelen Abant'ın simgesi olan Abant Gölü. Çevresindeki mesire alanları, bisiklete ve ata binme gibi çeşitli aktiviteler yapılacak alanlar, ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen insanların beğenisini kazanmaktadır. Ulaşım açısından rahat bulunabilen bir konumda olması da ziyaretçi sayılarını arttırmaktadır. Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir krater ve birikinti gölüdür. Park alanında yükseklikleri 1400 metreden 1700 metreye kadar birçok tepe bulunmaktadır. Abant Gölü yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Alanı 127 hektar olan gölün denizden yüksekliği 1328 metredir. Yeraltı suları ile beslenir. Derinliği 18 metredir. Abant Gölü dağlardan gelen kar suları ve bir iki küçük dere ile beslenir. Mutlaka görülmesi gereken ve tavsiye edilen özel göl oluşumlarından biridir. Bu videoda da görmüş olduğunuz gibi Abant Gölü kış aylarında hızlı hava soğumaları sebebiyle kıyıdan başlayarak tamamıyla donmaktadır. Böylece ortaya büyüleyici ve doğa fotoğrafçıları için kaçırılmaz olan kış manzara kareleri çıkmaktadır. Burada gözünüze herhangi bir tarihi eser çarpmasa da Abant'ta köklü bir tarih yatıyor. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Bolu ilinin bilinen en eski tarihi milattan önce 1200'lü yıllara dayanmaktadır. Hititleri, Büyük İskender'i, Persleri, Osmanlı Devleti'ni ağırlayan Bolu, yıllar içinde kendine özgü gelenek ve görenekleri ile de farklı bir kimliğe bürünmüştür. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz Büyük İskender, milattan önce 336'da Persleri yenerek Anadolu'nun birçok yeri gibi Bolu'yu da ele geçirmiş. Büyük İskender'in ölümü üzerine Makedonya yıkılınca Bolu bölgesinde Bitinya Krallığı kurulmuş. Yazılı belgeler, o dönemlerden kalan arkeolojik eserler ve tarih kaynaklarına göre Trak göçleri sonunda Sakarya ve Filyos Nehri'nin yayı içine yerleşen halk Bitin ismiyle anılıyordu. Bu yüzden Bolu'nun da içinde bulunduğu Kuzeybatı Anadolu'ya Bitinya denilmiştir. Bolu yöresinin tümüyle fethedilmesi ise bu fotoğrafta görmüş olduğunuz Orhan Gazi döneminin ilk yıllarına rastlar. Bir başka rivayete göre Osmanlılar zamanında bölgede Bol olarak ulu alim olması nedeniyle önceleri Bol Ulu, zamanla yöre Bolu olarak isimlendirilmiştir. Yıldırım Beyazıt'ın ölümüyle başlayan Şehzadeler Savaşı'na Bolu birçok kez sahne olmuş. Bolu, Ankara Savaşı sonrası Timur'un talan ettiği bölgelerin dışında kaldığı gibi bu tehlike bitinceye kadar Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmet'i de Kızık Yaylası'nda barındıran belde olmuştur. Bu fotoğrafta da görmüş olduğunuz Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'nin birliğini sağlamasından sonra ise Bolu düzenli bir yönetime kavuşmuş. 1324 ile 1692 yılları arasında Bolu
36 kazası olan bir sancak beyliği idi. 16. yüzyılda ise ikinci derece şehzade sancaklarından biri oldu. 1811 Tanzimat sonrası Bolu, Kastamonu eyaletine bağlandı. 1909 yılında ise tekrar mutasarrıflığa dönüştürüldü. Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girmesi ve İzmir'in işgal edilmesinin ardından Bolu yöresinde ilk müdafaa-i hukuk cemiyeti Gerede'de örgütlendi. Bolu, 1. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında düşman işgaline uğramadı fakat maddi zarar gördü. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yapılan milli mücadele dönemlerinin sonunda Bolu, 10 Ekim 1923'te mutasarrıflık devrini tamamladı ve vilayet haline getirildi. Abant Gölü'nde bitki örtüsü ve hayvan türleri oldukça ilgi çekmektedir. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz Abant bölgesinde yer alan 3 kuyruklu kurbağa yani semender bunlardan biridir. Bu küçük taraklı semender Türkiye için endemik bir alt tür olduğu ve dünyada şimdiye kadar başka bir yerde rapor edilmediği bilinmektedir. Bunun yanı sıra sadece Abant bölgesinde bilinen Abant fındık faresi de bu bölgeye endemik olan memeli bir hayvandır. Yöre ormanları bu fotoğrafta görmüş olduğunuz kızıl geyikler için uygun bir yaşam alanıdır. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz gölde bulunan ve endemik bir tür olan Abant alabalığı ise literatüre geçmiştir. Balık meraklıları yılın belirli zamanlarında ücret ödeyerek olta ile balık avlayabilmektedirler. Gölün kenarları ise çeşitli su bitkileriyle ve nünüferlerle doludur. Gölün çevresi zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Özellikle nünüferlerle dolu gölün manzarası gerçekten görülmeye değer. Abant Gölü'nün etrafında yükselen yamaçlarda ise bu fotoğrafta görmüş olduğunuz Abant çiğdemi endemik olarak bulunmaktadır. Abant Gölü'nün çevresinde konaklamak isteyenler için oteller ve yeme içme için lezzetli menüleriyle restoranlar sıralanır. Abant Gölü çevresi eğlence, spor, dinlenme, avcılık ve piknik yapmak için oldukça elverişlidir. Kamp alanları ise kamp yapmayı planlayanlar için elverişli yerler sunmaktadır. Gölün çevresi yaklaşık 7 kilometre yani 1,5 saatlik bir yürüyüş demektir. Bu mesafeyi yürümeyi göze alamayanlar ve gölün çevresini dolaşmak isteyenler içinse 3 seçenek var. Birincisi, eğer kendi özel aracınızla geldiyseniz bununla dolaşmak. İkincisi, biraz nostaljik bir seçenek olan faytonlardır. Üçüncüsü ise atlardır. Eğer Abant'ı yakından tanımak istiyorsanız yürümek ilk tercihiniz olmalı. Bu sayede diğer seçeneklerle ulaşamayacağınız orman içindeki yürüyüş yollarını da keşfederek daha keyifli dakikalar geçirebilir, kıyısına inip gölün üzerindeki nünüferleri daha yakından inceleyebilir, çiçeklerin üzerine üşüşen arıları seyrederek bir an olsun buradaki doğal hayatın bir parçası olma ayrıcalığını hissedebilirsiniz. Abant'a ilkbaharda gelirseniz bu muhteşem gezinize dünyada ender yetişen su bitkilerinden sarı ve beyaz nilüferler eşlik edeceklerdir. Eğer kışın keyfini geçirecek bir yer arıyorsanız donmuş Abant Gölü tercih edebileceğiniz muhteşem bir seçim olacaktır. Seçiminiz yazdan yana ise
eşsiz çam ormanlarından esen rüzgar eşliğinde gölün etrafında yürüyüşünüzü yapabilir, ruhunuzun fark edemediğiniz derinliklerine dalabilirsiniz. Abant, cennetten getirilen eşsiz güzellikleriyle sizler tarafından gezilip görülmeyi bekliyor.